Öncelikle şunu ifade edelim. Biz bu meseleyi yalnızca ticaretle sınırlandırmıyoruz. Ülkemizin işgal rejimiyle e, siyasi, diplomatik, iktisadi, askeri bütün ilişkilerinin kesilmesi kanaatindeyiz. Ve bu meseleyi de yalnızca 7 Ekim'den bu yana yani Aksa tufanından bugüne şekilde de değerlendirmiyoruz. Yani bizim ülkemizin zaten İsrail'le bir ilişkisinin olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bizim görüşümüz bu. Çünkü İsrail ilk defa bugün canavarlaşmadı. İlk defa bugün efendim bir katliam yapmıyor. İsrail Filistin topraklarında, Müslüman topraklarında 100 yıla yakın bir süredir bir sistematik işgal yürütüyor. Ya bugün bunu bir soykırıma adeta dönüştürdü. Bir defa bu meseleye buradan bakmak lazım. Yoksa diyelim ki bugün boykot ya da ticareti kesilmesiyle alakalı bir talep, yarın ateşkes olduğunda, diyelim ki Gazze normalleşti. Hani bugünkü gibi bir bombardıman yok. E peki mesele normalleşti mi? Filistin sürecinde her şey yani normale mi döndü? Biz zaten şu an kendi topraklarımızda Gazze ve Batı şeriaya yüzde 10 bile sayılmayacak bir noktaya Müslümanlar hapsedilmiş durumda. Gazze'de kardeşlerimiz Bundan bir yıl öncesinde de açık hava hapishanesinde yaşıyorlardı. Her şey İsrail'in kontrolünde. E, Batı şeria zaten Mahmut Abbas'ın yönetiminde adeta bir İsrail müstemlekesi haline geliyor. Biz bunlara da razı değiliz. Bir defa bunu bu şekilde değerlendirelim. Ha bugün meseleyle alakalı evet bu kadar soykırıma rağmen hala ülkemizin işgal rejimi İsrail'le ticaret yapmasını biz de kabullenemiyoruz. Aziz milletimiz de kabullenmiyor. Yani bunu hiçbir yürek kabullenmiyor, sindirmiyor ve buna karşı bir tepki, haklı bir tepki ortaya koyuyor. E, tabii yetkililerden işte efendim biz ticaret yapmıyoruz filan ifadelerini daha önce duyduk ve yetkililerden daha da cüretkar bir şekilde bazı e, efendim e, kanaat önderleri, medya yazarları şunlar bunlar bizim üzerimize çullandı. Bunu söyleyenler efendim e, kandil ağzıyla konuşuyor. Bunu söyleyenler işte farklı ülkelerin ağzıyla konuşuyor. gibi. Daha sonra ama bir baktık ki mesela bizim dediğimiz gibiymiş. Yani Türkiye'nin ülkemizin İsrail'le bayağı da bir ticareti olduğu ortaya çıktı ve resmi idare ne dedi? Biz en başta bir kısmı ticareti yasak koyuyoruz dedi ve şu anda ticareti tamamen kaldırdıklarını ifade ettiler. Yani bir defa şunu bilmek lazım. Bugüne kadar bizim üzerimize gelen ticaret noktasında yürek yangınıyla hareket edip bunu kabullenmeyen kitlelerin üzerine gelen insanların bize iftira attıkları ortaya çıkmış oldu. Bizim söylemiş olduklarımızın da hak olduğu ortaya çıktı. Ha bugün bizim hala itirazımız neye? Evet bugün şu an Türkiye'nin resmi olarak İsrail ile ticaret yapma ihtimali yok. Yani çünkü hakikaten İsrail'le bir şey koyulmuş, kota, ambarga koyulmuş. Yani İsrail'le bir firmayla resmi olarak bir ticaret yapılmıyor. E bunu biz de biliyoruz. Yetkililerin bu anlamda söylediği de doğrudur. E peki fiili olarak bu böyle mi? Yani o İsrail'de yaşayan Araplar var ya da işte Batı Şeria bölgesinde kendi Müslümanların olunduğu bölgeler var. E buradaki Filistinliler, Araplar üzerinden İsrailli firmalar biz biliyoruz ki ticaretlerini 10 katına 20 katına çıkartmış. Yani şu an İsrail ile ticaret sıfırlanmış. E, Filistinli firmalar üzerinden ticaret 100 katına çıkmış, bin katına çıkmış. i̇kinci olarak da Türkiye'den doğrudan İsrail'e gitmiyor da diyelim ki Yunanistan'a gidiyor, ora üzerinden gidiyor. Yani Türkiye resmi olarak e, İsrail ile bir ticari münasebet kurmuyor. Aracı bir ülke üzerinden bunu, ya bunu çok iyi biliyoruz, bunu yetkililer de biliyor. Yani bizim e, bu noktada görevli, buralarda çalışan ya da bu deniz ticaretiyle ilgilenen bir sürü arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz var. Yani bunu herkes biliyor. Yani bu işlerle e, ilgili olan herkes şu an biliyor ki Türkiye'den vızır vızır gemiler İsrail'e gitmeye ve İsrailli firmalarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ha, bugün bunu ısrarla inkar edenler, yarın biz nasıl önceki meselede haklı çıktıysa gene haklı çıkacağız ama onların da ben gene yüzünü kızaracağını da zannetmiyorum. Çünkü bile bile bir şeyi inkar ediyorlar. Bugün bizim yetkililerden isteğimiz fiili olarak da İsrail'le ticaretin kesilmesi ve kalıcı olarak kesilmesi. Biz İsrail'e mecbur da mahkum da değiliz. Diğer ülkelerle olan ülkemiz ticareti bizim için yeterlidir. Onlardan gelecek kirli parayı, kanlı ellerle yapılan ticareti biz asla helal göremeyiz. Onların biz hiçbir şeyini de istemiyoruz. O anlamda ülkemiz yöneticilerinden bizim talebimiz kesinlikle bu ticari faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde durdurulmasıdır. Ee, Sayın Ticaret Bakanımız biz bu etkili eylemleri yaptığımız zaman Ambarlı Limanı'nda biliyorsunuz e, tırların geçişine orada izin verilmedik belli bir süre bir tweet attı. İşte biz İsrail'le ticaret yapmıyoruz. Ateşkes olana kadar da bu böyle devam edecek gibisinden. Biz ateşkesten sonra da bunun böyle devam etmesini istiyoruz. İsrail normal değildir. İsrail meşru değildir. Bu sebeple İsrail'le kurulacak bütün ilişkiler de gayrimeşrudur. Halkımız zaten boykot süreciyle birlikte şu an e, İsrail yani Siyonizm menşeili orayla ilintisi olan firmaların ülkemizde nasıl kampanyalar yaptıklarını görüyorsunuz. Hem kendilerini böyle yerli ve milli gösterme adına reklam kampanyaları düzenliyorlar hem de bu boykot sürecindeki zararları tolere edebilme adına e, fiyatlar anlamında ciddi kampanyalar düzenliyorlar. Bugün hangi markete girseniz onların ürünlerinin normalde pahalı olan ürünlerinin en ucuz ürünler olduğunu Görüyorsunuz hepsiyle alakalı kampanyalar yapıldığını görüyorsunuz. Bu da şunu gösteriyor, milletimizin bu anlamdaki boykota sahip çıkma süreci başarılıdır. İnsanımız bunların ürünlerini asla ve asla istemiyor. Ha bu anlamda şunu da söylüyorum, bir yandan mesela Diyanet İşleri Başkanımız dahi bununla alakalı açıklama yapıyor. Devletimizin işte Cumhurbaşkanımızdan yetkili organlarına boykot süreciyle alakalı çağrı yapılıyor. E ancak bizim kendi devletimizin iştirakleri diyelim işte tarım kredi e, tamam yani devletin direkt resmi bir kurum olmayabilir ama işte Tarım Bakanlığı vesaire belli iştirakleri. E, bakıyorsunuz bütün boykot ürünleri satılıyor. Ya da burada İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde boykot ürünleri satılıyor. Ha, bu oralara da çağrı yapıyoruz. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem e, devletimizin bakanlıklarımızın vesaire sosyal tesislerin iştiraklerine bu boykot sürecini genişletmeliyiz İkinci olarak da bu boykotu devlet olarak da yapmalıyız. Biz millet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. E bunu devlet olarak da yapmalıyız. Tabi burada kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına da büyük mesuliyetler düşüyor. Yani bugün sözü sakınacağımız, tevillere sığınacağımız bir gün değil. Gazze'de kardeşlerimiz ümmeti Muhammed adına, harimi ismetimiz olan Mescid-i Aksa'mız adına kendilerini feda ediyorlar. Yani Cephedeki mücahidinden, lideri Yahya Simvar'ın İsmail Aliyesi'ne, kadınlarından, çocuklarına bir millet kendini ümmet adına, ümmeti Muhammed'in mukaddesatı adına feda ediyor. Onlar bu kadar kendini feda etmişken ümmet adına, e, bizim de millet olarak ve devlet olarak e, bu anlamda bazı şeyleri yapmamız lazım. Yani öyle ufak tefek tevillere sığınarak bu meseleyi asla örtbas edemeyiz. Devletimiz şu anki mevcut siyasi irade bunu yapsa da biz sivil irade olarak bunu asla yapamayız. Biz Anadolu Gençliklerinin Milli Gençlik Vakfı olarak bu noktadaki irademizi ortaya koyuyoruz. Bu anlamda ortak irade yürüttüğümüz birçok toplumsal gruplar da var. Onlara da Allah razı olsun diyorum ve herkesi de bu cepheye davet ediyoruz. Yani bu cepheyi de biz bir mukavemet cephesi olarak görüyoruz. Çünkü burada bir toplumsal mukavemet vardır. Bizim Ülkemizi yöneten kişilerle, şahıslarla, partilerle bir işimiz yok ki. Ülkemizi kim yönetirse yönetsin. Hangi siyasi görüş yönetirse yönetsin biz şunu söylüyoruz. Bu saatten sonra İsrail'le ticari, diplomatik, askeri hiçbir ilişkiye girmeye cesaret edemeyecekler. Öyle bir toplumsal mukavemet Allah'ın izniyle ortaya koyacağız. Bunu da açık bir şekilde söylüyoruz.